İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Montulu La Napül'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarını anma töreni. Batı Ermenistan'ın Arceş Erciş ilçesinde gözaltına alınanlara işkence. Stepanakert'teki Kutsal Ana Kilisesi'ni kutsama ve açılış töreni gerçekleşti. Putin-Erdoğan görüşmesi Moskova'da gerçekleşecek. Ararat'ın evlatları. İtalyan gazeteci Aznavur Aslan ve diğerlerinin alın yazıları aracılığıyla Ermenilere karşı uygulanan soykırımını anlatıyor. Erbil'de ilk Ermeni kilisesi açıldı. Tigranagert'te Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi. 24 Nisan 2019 tarihinde Mondolu La Napül'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına bir anma töreni gerçekleşecek. Mondolu La Napül Belediye Başkanı Sebastian Leroy himayesinde gerçekleşecek olan Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarını anma ve Ermeni Haçkarı'nın açılışının 10. yıl dönümü törenine Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi, Mondolu La Napül'deki Ermeni toplumu, Fransa Ermenilerinin Eski Savaşçılar ve Partizanlar Derneği sizi sevgiyle katılmaya davet ediyorlar. Tören 24 Nisan 2019 Çarşamba saat 11'de Ermeni Haçkarı'nın bulunduğu Mondolu La Napül'deki Ermenistan Meydanı'nda gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Arceş Erciş ilçesinde özel hareket polislerince gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi ilçe yöneticisi Recep Önal ile Mekan Beder ve Hakan Bozdağ isimli gençler işkenceye maruz kaldı. Vücutlarında darp izleri bulunan 3 kişi götürüldükleri emniyette fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Dün öğleden sonra gittikleri göl sahilinde fotoğraf çekerken özel hareket alanında fotoğraf çektiniz denilerek gözaltına alınan 3 kişi götürüldüğü özel harekete ait binada işkenceye maruz kaldı. Yüzlerinde ve vücutlarında darp izleri bulunan 3 kişinin götürüldükleri ilçe emniyet müdürlüğünde kusarak baygınlık geçirmesi üzerine İkinci kez hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Haberi yapan gazeteci de tutuklandı. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'te Kutsal Ana Kilisesi'nin resmi kutsama ve açılış töreni gerçekleştirildi. Artsakh Pres muhabirinin verdiği bilgiye göre açılış ve kutsama töreni Kutsal Eçmiyaz'ın ve Dünya Ermenileri Patriği II. Karakin tarafından gerçekleştirildi. Dünya Ermenileri Patriği II. Karakin, törenin ardından ayrıca ilk dini ayini de bizzat yönetti. Dünya Ermenileri dini lideri bütün zorluklara, zorunlu olan savaşlara, yıkıma ve katliamlara rağmen Ermeni halkını inanç ve ruhtan mahrum etmek imkansızdır. Çünkü Tanrı Ermeniler ile birlikte olduğunu gösteriyor. Bunun için de biz Artsakh'tayız, dedi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Aşot Holyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Artur Vanetsyan, Eçmiyazin Ana Kilisesi temsilcileri, Ermenistan Cumhuriyeti'nden ve diasporadan gelen konuklar da etkinlikte hazır bulundular. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8 Nisan'da Moskova'da görüşecek. Görüşmenin gündeminde Suriye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki ile ekonomik konular yer alıyor. Putin ve Erdoğan'ın uluslararası meseleleri de ele almaları bekleniyor. İtalyan gazeteci Ararat'ın Evlatları filmiyle Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı Aznavur, Arslan ve diğerlerinin alın yazıları üzerinden aktarıyor. İtalyan Ulusal Radyo ve Televizyon'un desteğiyle Ararat'ın Evlatları adlı belgeselin yapımcısı olan İtalyan gazeteci Pier Marazzo, Cinema Italiano dergisine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Filmin 2016 yılında gösterime girdiğini ve İtalya'nın Apulia bölgesindeki Sudestal adlı festivalde gösterildiğini belirtelim. Marazzo filmde izleyicilere aralarında Tarla Kuşu Çiftliği'nin yazarı Antonia Arslan, film yönetmeni ve belgeselci Satini Küçükyan ile Asala eski üyesi Karakin Grigoryan'ın da aralarında bulunduğu İtalya'daki Ermeni toplumu temsilcileriyle gerçekleştirdiği röportajları sundu. Filmde ayrıca Charles Aznavour da epizodik rol almaktadır. Filmin kahramanları yüz binlerce göçmenin küçük bir parçasını teşkil eden kendi çocukluklarının ve soykırımdan kurtulan vatandaşlarımızın güçlüklerinden bahsetmektedir.
Kürdistan Bölgesel Hükümeti ilk Ermeni kilisesini Erbil'de açtı. Kürdistan Bölgesel Hükümeti Bağış ve Din İşleri Bakanlığı tarafından denetlenen kilisenin inşası Hristiyan nüfusu ile tanınan Ancava bölgesinde bulunuyor. Kürdistan Bölgesel Hükümeti Sözcüsü Safen Dizayi, Kürdistan bölgesinde farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşaması için bir kilisenin açılması önemli bir temeldir, dedi. Ayrıca hoşgörü ve dayanışma kültürünün siyasi bir karar olmadığını, ancak Kürdistan'da derin kültürel köklere sahip olduğunu belirtti. Dizayi, böylece yerlerinden edilmiş Hristiyanların Kürdistan bölgesine dönebileceklerini umduğunu da belirtti. Kürdistan bölgesi farklı illerde yaşayan 120 binden fazla Hristiyan'a ev sahipliği yapıyor. Ancak çoğu Erbil ve Duhok'ta yaşıyor. 2014 yılında Irak'ta İslam Devleti'nin ortaya çıkması sonucu insanlar Kürdistan bölgesel hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelere sürülürken, diğerleri ise yurt dışına çıkmak zorunda kaldılar. Batı Ermenistan'ın Diyarbakır şehrinin Ergani ilçesinde Roma dönemine ait 180 bronz sikke ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla düzenlenen operasyonda sikkeleri satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. Zanlının sikkeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı belirtilen açıklamada yanında Roma dönemine ait antik 180 bronz sikke ele geçirildiği kaydedildi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Nuri Bent ve Kata Bent tarafından seslendirilen Yar Silun adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.